ve Trendyol Süper Lig 2024-25 fikstürü çekildi. Fenerbahçe açılış maçını Kadıköy'de Adana Demirspor'la yapacakken 6. hafta evinde ilk derbi Galatasaray'ı ağırlayacak ve tekrar 6-0'lık o efsane maçı egale etmeye çalışacak. 11. hafta deplasmanda Trabzonspor ve yine 15. hafta deplasmanda Beşiktaş maçına çıkacak. Bakalım Mourinho bu sezon Fenerbahçe başında nasıl bir performans gösterecek? Uzun yıllardır beklenen o kupayı bakalım kaldırabilecek mi? Bu arada fikstüre dikkatli bakıldığında Galatasaray 8 Avrupa Kupası maçından önce lig maçlarını evinde oynayacak. Milli ara dönüşü ise Galatasaray lig maçlarını yine evinde oynayacak. Avrupa maçları 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray içeride. Fenerbahçe yine deplasmanda. Gerçekten Galatasaray'a fikstür çok iyi denk gelmiş. Diğer yandan transfer sihirbazı, takımın önemli ismi Mario Branco çok kritik açıklamalar yaptı. Buna göre Edin Dzeko bizim kaptanımız. En iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz. Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum. Özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz. Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yine Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı. Bu konuda hiçbir şey değişmedi. Dzeko'nun Hajduk'a karşı olan duygularının farkındayım. Bu konuyu birkaç kez konuştuk. Miha Zajc bile Hajduk taraftarı. Ailesi de öyle. Hepimiz Dinamo'dan gelen Livakovic'e takılıyoruz. Tadic'i de eklersek İstanbul'da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan memnun. Onlar da kulüpten memnun diyerek Dzeko'nun hiçbir yere gitmeyeceğini açıklamış oldu.